beni yalnız bırakmadığınız için gerçekten teşekkür ederim. Lafı bile olmaz abi, saçmalama. Kendine dikkat et, tamam mı? Sağ ol. Ben eve gidince ararım seni, olur mu? Olur. Ben Zeynep'i eve bırakıp geleceğim, tamam mı? Tamam. Gerek yok, ben Aksel'lerle giderim. Olmaz. Ya ben bırakırım abi. Eve gerek yok. Tamam, onlarla gitmeyeceğim. Can bırakır. Ama sen burada Barış'la kaldın. Peki. Ama hemen eve giriyorsun, tamam mı? Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben kalacağım. Can bir gelsene. Geldim. Ben geçiyorum, tamam. Gel gel. Seni bir eve bırakıyorsun. Hı. Ama kapının önüne bırakıyorsun, tamam mı? Hiç yan sokaklar falan yok. Ya tamam, merak etme sen. Yani evin içine girdiğinden emin ol. Tamam tamam. 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 Haber verin. Görüşürüz. Ben şurada ineyim. Teşekkürler. Görüşürüz. Yağmur. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. Ben anlamıyorum ki yani. Bir şey yapmış olsam anlayacağım da bir saygısızlığım da olmadı ki Hafize teyzeye karşı. Ya bir tamam, o çiçek ve çikolata evet çok kötüydü yani, kabul ediyorum. Ama o kadar kızmış olamaz bana ya. Ya kızmadı da zaten. E ne o zaman ya? Yağmur. Sen beni sevmiyor musun? Ya saçmalama, seni çok seviyorum. E niye o zaman ya? Niye karşı çıkmadın? Niye hemen kabul ettin yani? Ya çünkü... Çünkü annemi üzmek istemedim. Yani kadın yıllardır benim için didiniyor. Yani onu hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Ya lütfen affet beni. Üstüme gelme. Ayrıca bıraktığın için tekrar teşekkürler. Barış, bırak artık hadi. Dinlen. İyiyim ben, yok bir şeyim. Bak, dünden beri yatmıyorsun, dinlenmen lazım. Kerem, ortada toplamamız lazım. Eğer anneannem burayı böyle görürse kızar. Yani biliyorsun, hani kızardı. Benim anneannemi biliyorsun. Her şeyi toplamak ister. Böyle bir şey dağınık olsun, hemen gelir toplar. Hiçbir şeyin yerini değiştirmez asla. O yüzden de geldiğinde en azından toplu görsün. Bak göreceksin, gene kızacak. Gene arkamızdan bir şeyler söyleyecek. Merak etme sen, tamam mı? Bak babamla da konuştum. Hastaneden çıkaracaklarmış. Yani doktorlar artık eve gelebilir dedi. Hem bir sakıncası yokmuş. Sen biz de yani toparlanmasını bekleyeceğiz. Kerem. Anneannem benim hayattaki tek dayanağım. Hayatımda olan tek insan. Eğer o da giderse... Gitmeyecek kardeşim. Sen içini ferah tut. Dönecek. Ve daha sağlam olacak. Göreceksin. Hadi. Hadi. Toplamaya devam edin.
Böyle iyi mi? Rahat etmedi gibi duruyor. Başı dik gelmesin. Küçük diline dikkat etmek lazım. Onun için yastıkları mümkün olduğu kadar yüksekte tutmak gerekiyor. Tamam. Barış'cığım, Emine Hanım bir süre sizinle kalacak. Anneannene yardımcı olmak için. Tamam. Biz Beyci Hanım için elimizden geleni yapıyoruz. Sen hiç merak etme. Doktor da düzenli olarak gelecek. Gerekirse hastaneye de gidecek. Kontrolleri devam edecek. Teşekkürler. Müsaadenizle. Bak, artık evimize de geldik. İyileşmene az kaldı yani. Anneannem benim. Buyurun Ahmet Bey. Emine Hanım merhaba. Durum nasıl? Geçtiniz mi eve? Evet efendim. Biraz önce eve geldik. Tamam. Her şey yolunda mı peki? Evet. Beyci Hanım'ı da yatağına aldık. Eşiniz de burada. Tamam. Konuştuğumuz gibi eğer hareket eder ya da konuşursa hemen beni arayıp haber veriyorsunuz. Tamam mı? Merak etmeyin efendim. Haber yok mu hala? Yok. Hayır yani bize de bir şey söylemedi ki. Hani ne demek hastaneden kaçmak yani? Dik kafalı işte, inatçı. Sen ona ne bakıyorsun? O hasta olduğunu da kabul etmemiştir. Hayır ama yani doktor şeker hastası dedi. Grip değil ki bu ya. İşte. Ama sen tabii babamı tanımadığın için. Ya adam ömrü boyunca böyleydi. Ya hava soğuk, üşüyeceksin, üstüne bir şey al dersin, inadına sanki onu söylememişsin gibi kısa kol gömlekleri giyer öyle çıkar. Ya kar kıyamet atkı falan vereyim, hayır, bağrı açık gezer. Biraz bana benziyor galiba. Ay bilmiyorum artık. Sen mi ona benziyorsun, o mu sana benziyor? Anne ya, yani çok üstüne gelmek istemiyorum ama acaba anneni mi arasan? Hani belki eve dönmüştür. Aradım Zeynep. Eski numaradan aradım da kimse açmıyor telefonu. Ay komşuları arayayım diyeceğim. Onların da numarası yok bende. Vallahi ben de ne yapacağım şaşırdım. Biraz daha bekleyeyim olmazsa kalkıp gideceğim. Of baba ya. Geldiğin için sağ ol. Her şey düzelecek biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Deme öyle ya. Ne diyeyim bugün ben? Ne diyeyim? Anneannem yukarıda yatıyor. Böyle boş boş bana bakıyor. Belki de bakmıyor. Belki de görmüyor yani anladın mı? Belki de duymuyor bizi. Ben duyduğuna eminim. Ya bir sürü hikaye duyuyoruz her gün. Bazen seni duyabiliyorlarmış. Tepki verebiliyorlarmış. Yani bir sürü insan var sonuçta. Yıllar sonra uyanan, iyileşen. Ama onlar komadan sonra uyanıyor Begüm. Evet ama ne bileyim ya. Bence hala bir umut var. Biz böyle umutsuzluğa kapılırsak olmaz ki. Bu arada sen şey yapabildin mi? Ne? Mektuba bakabildin mi? Hayır. O gün oldu zaten. Eve geldiğimde anneannem yoktu. Aradım ama bulamadım. Bulurum bir ara. Anladım tamam. Seni çok seviyorum. Unutma olur mu? Hep yanındayım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.